Sizin ne işiniz var burada? Asıl senin ne işin var? Ne istersin bu adamcağızdan? Borcunu vaktinde ödemeyip inkar edersen öyle boynuna çökerler işte. Böyle mi alırsın borcunu? Mazlumu hançerde yiyip zorbalık etmek de ne ola? Sana mı soracağım miskin? Defolun buradan. Yoksa hançerimden siz de nasiplenirsiniz. Gidin efendiler. Canınıza zeval gelmesin. Ne kadar borcun var bu adama? 16. Al sana 16. Bu adamın sana borcu kalmamıştır. Şu hale bak. Kendi altınımızla kendi borcumuzu tahsil ederiz. Yine 4 ayak üstüne düştün sefil. Bir daha borcunu vaktinde ödemezsen bu defa Hızır bile seni kurtarmaya yetişemez. İyi misin? Allah razı olsun sizden. Canımı kurtardınız. Estağfurullah. Kimdir? Kimin nesidir bu adam? Uluköy'ü Mehmet Ağzı derler. Eşkıyadan beter bir zalimdir. Bu civarın en güçlü kudretli beyidir. Mazlumlara Ali Kıran baş kesen bir zalimdir. Seninle alıp veremediği nedir? Burada atadan dededen beri ekip biçtiğimiz birkaç dönüm tarlamız vardı. Topraklarıma el koymaya kalktı. Üstelik bedelini de vermedi. Beni kendi toprağımda köle gibi çalıştırıp kazancını kendi yiyecek. Kabul etmedim. Ama peşimi bırakmayacağı belliydi. Evimi bastılar. Hırpaladılar, dövdüler. Çok zulmettiler. Direndim. Yalvardım, etmeyin dedim. Ama baş gelemedi. Toprağımı ona vermeye mecbur kaldım. Karşılığında da benden her yıl 16 kira alacağını söyledi. Yani kendi toprağımın kiracısı oldum. Her yıl adamlarını gönderip 16'ını alır. Lakin bu yıl kıtlık olduğundan nereden bulacağımı kara kara düşünüp dururdum. Allah'ım dedim. Halimi sana arz ediyorum. Mazlumum. Senden gayrı tutunacak dalım yok dedim. Kendimi Allah'a bıraktım. Biliyordum. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. İşte bak. Bırakmadı da.
Allah kendi rızası için yola çıkanları yolda komadığı gibi sırtını kendine yaslayanları da çaresiz bırakmaz. Hikmet'i gördün mü? Zalimi kendi altınıyla geri gönderdi. Eli boş dönmüş oldu. Bize müsaade. Ne vakit yardıma ihtiyacın olursa elimizden geldiğince yanında olmaya çalışacağız. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Eyvallah. Amin. Maşallah. Kova dolmuş ağzına kadar. Öyle ya. Çok şükür kuyu yeniden doldu. Rahmet yağdıran Rabbimize hamdolsun. Kuraklığa esir olmadık, şükür. Selamünaleyküm canlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin Atıfcan. Hoş bulduk Süleymancan. Maşallah. Heybe de dolmuş. Kasabada kıtlık bitti çok şükür. Hububatlar yeniden dolmaya başladı. Tüccarlar da, ahali de bayram etmektedir. Hem de nasıl? Rahmet yağdıktan sonra tarlalar 1'e 3 vermeye başladı. Ahali de, çiftçi de, tüccar da mutlu oldu. Canlar. Suyumuz da erzağımız da bollaştı hamdolsun. Gayrı açlarımız da tam çıkacak demektir. Ama bu rahmetin bereketi yalnız bizim boğazımızdan geçmemeli. Tez kazanları arttıralım. Ahaliye de bu bolluğun hayrını aç dağıtalım. Ne güzel düşündün Süleymancan. Ben hemen kazanları kurarım. Ben de bunları içeri götüreyim. Enescan, sen de çarşıya gidip sebzeleri alıp geliveresin. Sebzeci hazır etmiştir şimdi. Olur Süleymancan. Yirmi akçe vereyim. Ha? 50 vereyim. 50 akçe. 100 akçe vereyim. Ha? Hadi be adam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yaparsınız efendiler? Sabahtan beri bu meczup canımı çıkardı benim. Niyeymiş ha? Onakçıya sattığı köşke benden 1000 dinar istedi. Ne köşkü? Cennet. Sübhanallah. Olur mu öyle şey efendi? Cennet köşklerin satıldığı nerede görülmüş? Alay mı edersin şu garip meczupla? Hayır. Ne münasebet. Çok ciddiyim. Birkaç gün evvel hanım komşudan eve dönerken caminin kenarında bunu böyle sessizce yere oturmuş bir şeyler çizerken görmüş. Yardım etmek istemiş ona, birkaç akça ayırmış. Yanına gidip sormuş, ne çizersin demiş. O da demiş ki, cennet köşkü. Bana satar mısın demiş. Satarım ama 10 akçe isterim demiş. Bizimki de elindeki akçelere birkaç tane daha ekleyip bunun eline tutuşturuvermiş. O gece ben bir rüya gördüm. Hanımla beraber cennetteydik. Bir köşk vardı. Ama ne köşk. Ucu bucağı yok. Hanıma dedim ki bu kimin köşkü? Dedi ki benim. Lakin benim köşküm yoktu. Sabah uyanınca hanıma rüyamı anlattım. Sen ne yaptın da bu köşke sahip oldun dedim. O da başından geçenleri anlattı. Meczuptan 10 akçeye satın aldığını söyledi. Ben de geldim. Al 10 akçeyi dedim, bana da aynı köşkten ver. Ne 10 akçe, ne 100 akçe. İlla 1000 dinar isterim diye tutturdu. Hanımına 10 akçeye verdim. Ama o köşkün değerini bilmeden aldı. Senin sebzeci, köşkün neye benzediğini gördü. Artık ona göre fiyat isterim. O görmeden aldı efendi. Sen gördün de istersin.
meczup işte. Anlayan beri gelsin. Ne demişler? Harabat ehlini hor görme Zakir. Defineye malik viraneler var. Hadi sen dolduruver şu sebzeleri efendi. Görmez misin? Kaşla göz arasında gayba iman nedir? Hakkı bilmek nicedir? Öğretip gidiverdi. Kul ne kadar çırpınırsa çırpınsın, Allah'ın tayin ettiği nasipten başkasına güç yetiremez. O nasip de ancak ona tevekkül edenlere erişir. Bu da kalan bir altındır efendim. Eyvallah evlatlarım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam yolcu. Hoş geldin. Buyur geç. Aşımız da yeni pişti. Ne ikram edelim sana? Yiyip içmeyeceğim. Buraların yabancısıyım. Birini soracağım sana. Sor bakalım. Buralardan biri ise illaki tanırız. Hekim Şerafettin. Nasıl bulabilirim izini? Onun adını bilmeyen mi var? Ama yerini kimse bilmez. Ben de bilmem. Nafile sorarsın. Yerini sormuyorum zaten. İzini nasıl bulabilirim onu sordum. Hekim Şerafettin, kimsenin adım atmaya cesaret edemeyeceği yerlerde yaşar. İzini de ancak öyle yerlerde bulabilirsin. Sen beni dinle. Vazgeç bu işten. Sonra yolunu kaybeder, geri dönemezsin. Ben diyar diyar gezmiş bir seyyahım. Nereden girip nereden çıkacağımı iyi bilirim. Sen bana nasıl iz sürerim onu söyle kâfi. Karaçam ormanını geçince yedi kartal yuvaları var. Oradan sonra ırmak kıyısına kadar devam et. Sonrasını ben de bilmem. Bu hekim Şerafettin nasıl ilaçlar yapar? Alemi cihanda kimsenin bilmediği otları bulup toplar. Kimsenin aklının ermediği ilaçlar çıkarır. Hele bir ilacı var derler ki sır gibi saklarmış. Ne ilacı? Orasını ben de bilmem. Ama bir damlasıyla deva olamayacağı dert yokmuş. Bana müsaade. Kendine mukayyet ol beyim. O yolun gidişi olup dönüşü olmayabilir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. Marifet yolu, yol ehline hikmetler sunar. Tadını alan bilir de diyemez. Lakin marifet, iltifata tabidir. Cihan ve Keremcan, bir hizmet için vazifeliydiler. İstedik ki, marifet yolunun yolcusu nasıl olunur, şehadet etsinler. Onlar şehadet etsin ki hepimize de ibret olsun. Mazluma yardım Allah'tandır evlatlarım. Kula düşen vesile olmaktır. Cihan ve Keremcan ihlasla gayret ederek yola koyuldular. 10 altın edecek malları yoktu. Borç bulabilecek kimseleri de yoktu. Lakin samimiyetleri ve Allah'a itimatları vardı. Nitekim Rabbim nusretiyle güçlü oldular. Bir mazlumu büyük sıkıntıdan kurtardılar. Onu muhafaza ettiler. Hem de zalimin kendi altınlarıyla. Zalim yolda canlara kendi rızasıyla 11 altın vermiş. O garip adam da zalimin elinden yine onun altınlarıyla kurtulmuş. Acziyetini bilip Rabbine dayanan katiyen yolda kalmaz evlatlarım. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur ki, kim Allah'a güvenirse o kendisine yeter. Kendine, ailene, akranlarına değil, yalnız Allah'a güvenmek. Bu öyle kolay iş değildir canlar. Bu her kişinin değil, her kişinin kârıdır. Allah'a tam tevekkül için onu tanımak ve bilmek gerekir. Onu tanımak nasıl olur canlar? Hadis-i Kutsi'de buyruluyor ki, ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl tanırsa öyle muamele ederim. Dost bilene dost, yar bilene yardır Yüce Allah. Kimsesizlere kimse, arkasızlara arkadır Yüce Rabbimiz. Ademoğlu sade namazda değil, her an huzurdadır. El açsa da, boyun bükse de, Rabbi ile baş başadır. Gözü açık da olsa, kapalı da olsa, Rabbi ona gözünün akı ile karasından daha yakındır. Peki, Ademoğlu yakın dostuna nasıl muamele edebilir canlar? Sürekli onun gönlünü hoş tutmak istemez mi? Kalpten kalbe giden ülfet yolunu hep açık tutmak istemez mi? Aldığımız nefesten bize daha yakın olan Rabbimizle ünsiyetimiz nasıl olmalı o vakit? Gayba iman, imanın esaslarındandır evlatlarım. Asıl olan görmeden imandır. Gözle gördükten sonra Firavun dahi iman eder. Gözle gördükten sonra iman gafilliğin alametidir. Görene Rabbimiz her yerde tecelli eder. Gözü kör olan değil, gönlü kör olan göremez.
İşte bu merhalenin zemini marifet vadisidir. Allah'ı bilmek, ona yakın olduğunun şuurunda olmak ehli marifete nasip olur. İmam Gazali Hazretleri bir gün şeyhine sormuş. Allah'ı bilmek nasıl olur diye. Şeyh efendi ona şöyle anlatır. Allah'ı bilmek dil ile daima onu zikrederek olur. Daima zikretmek yeter mi der Gazali? Yetmez. Dilinle beraber kalbin de zikretmesi gerekir. Dille beraber kalbin zikretmesi yeter mi? Yetmez. Dilin durduğunda kalbin zikre devam etmesi gerekir. Bu yeter mi? Yetmez. Kalbinle birlikte tüm bedeninin, tüm varlığının zikirde olması gerekir. O vakit yeter mi? Allah senin kulun değil, sen Allah'ın kulusun. Dilerse bilirsin. Kendini onun karşısında kalbi çarpan bir kuş gibi gör der. İşte marifet vadisi bize bunu öğretir evlatlarım. Her yerde ayağın olanı can gözüyle gören beri gelsin.